Başlayalım mı? Evet. Değerli basın mensupları, gencecik bir öğrenci okulunun bahçesinde yaptırılan Atatürk büstünün açılışında kendi yazdığı şiiri okuyor. Sen yıkılmış bir dövüşçüye göklerden uzanan eldin. Atatürk'e böyle sesleniyordu rahmetli Bülent Ecevit. Hem zarif bir şair hem de çetin bir mücadele insanı olmayı bildi. Gerçek bir aydındı. Atatürk ilkelerini özümsemişti. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sosyal demokrasi iktidara taşıdı. Dağa taşa kara olan yazdırdı, milliyetçiliği Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına yazdı. Dün bu devlet adamının, bu büyük insanın, halkçı Ecevit'in vefatının yıl dönümüydü. Kendisini bir kere daha saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Bugün ülkemizin yetiştirdiği değerli sanatçı Timur Selçuk'u kaybettik. Kendisinin 16 Haziran şarkısı genel başkanımızın adalet yürüyüşünde bizlere eşlik etmişti. Ruhu şad olsun, kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli basın mensupları, dünyanın pek çok yerinde gerçeküstü popülist siyasetin yükseldiği bir dönemi yaşadık. Yalanı doğruymuş gibi anlatarak, dini ve milli hassasiyetleri kaşıyarak, tarihten husumet çıkararak, toplumları kutuplaştırarak, bölerek insanları birbirine düşman ederek oy devşirmeye ve iktidarı elinde tutmaya çalışan bu siyasetin milletin derdine derman olmadığı artık tüm dünyada anlaşılıyor. Bu siyaset anlayışı toplumlarda huzur bırakmıyor. Bu siyaset anlayışının önde gelen temsilcilerinden biri de bizde hükümet koltuğunda oturuyor. 2013'ten bu yana ekonomiyi borçla şişiren model artık çalışmıyor. Ekonomi patinaj yapıyor. Paramız pul oldu. İnsanlarımız hızla işsizleşiyor, yoksullaşıyor. 2018'de hayata geçen tek adam vesayet rejimi ülkeyi bir de bunun üstüne devlet krizine soktu. Saray ve vesayeti altındaki hakimler millet iradesinin tecelligahı olan meclisin hukukuna saldırdılar. Tek adamın atadığı bakanlar milletin seçtiği vekillerin önünde oturtuldu. Bakanlar vekilleri ayaklarına çağırıyorlar. Hukuk devleti, demokrasi her gün yara alıyor. Ülke yönetilmiyor. Buhrandayız. Her alanda savruluyoruz. Sarayın kibirli başı yönetme kabiliyetini yitirdikçe ruh hali de bozuluyor. İpleri elinden kaçırmamak için daha da fazla otoriterleşiyor. Daha fazla gerçekle alakası olmayan hikayeler anlatıyor. Öyle ki 70'lerin ünlü dizisi Yalan Rüzgarı, sarayın kibirlisinin hikayelerinin yanında solda sıfır kalıyor. Ama işsizlik ve hayat pahalılığı arasında ezilen milletimiz bunları duymuyor. Çünkü midelerin gurultusu ekranların kuru gürültüsünü bastırıyor. Milletimiz olan biteni görüyor. Kendini unutanlara, dara düşenlere notunu veriyor. Dara düşürenlere notunu veriyor. Sabırsızlıkla bekledikleri sandıkta da biletlerini kesip bunları evlerine göndermeye hazırlanıyor. Bundan bir hafta önce İzmir'de bir deprem yaşadık. 114 yurttaşımız hayatını yitirdi. Acımız büyük. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, İzmir halkına ve milletimize sabır diliyoruz. Enkazı canla başla kaldıran, kurtardıkları canlarla milletimizi sevindiren, depremden 60 saat sonra Elif bebeği, 90 saat sonra da Ayda bebeği kurtararak bizlere büyük bir umudu yaşatan Afat, Jak, Umke, Kızılay, başta büyük İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olmak üzere ülkenin dört bir yanından yardıma koşan belediyelerin arama kurtarma ekiplerine minnettarız. İyi ki varsınız. Ama yaralarımız ağır. Yıkılan, oturulamaz hale gelen binalardaki vatandaşlarımızın yeme, içme, barınma ihtiyaçlarının giderilmesi, yeni konutların yapılması için canla başla çalışmak gerekiyor. Hasarlı yorgun binaların tespitinden sonra İzmir'de radikal bir kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Ankara'nın İzmir Büyükşehir Belediye'mizle el ele bu yaraları sarması gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konudaki üstün çabalarına, halkımızın ve diğer belediyelerimizin verdiği desteğe de burada teşekkür ediyoruz.
Elbette depremler yalnızca Türkiye'de olmuyor. Bu yıl dünyada şiddeti 6,5'tan fazla 22 deprem olmuş. Bunun sadece 5'inde can kaybı yaşanmış. Bu yıl depremlerde 202 kişi hayatını kaybetmiş. Bunun 156'sı Türkiye'de. Biz neden bizde bu kadar can kaybı var? Depremlerde can kaybını en aza indirmek için toplanan deprem vergileri, imar barışı paraları nereye gitti diye sordukça ilköyü yönetenlerin psikolojileri bozuluyor. Akılla, izanla, insafla, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan iddialar Sübhaneke boncuğu gibi sıralanıyor. Türkiye'nin bu boş lakırdılarla, laf kavgalarıyla kaybedecek zamanı yok. Ama sarayın safsatalarını, yalanlarını başıboş bırakmak da olmuyor. Yalanlar üst üste gelince de bir sıraya sokmak gerekiyor. Yalan bir, saray genel başkanımızın İzmir'e depremin üzerinden 5 gün geçtikten sonra gittiğini söyledi. Buna artık görmeyen gözün parmağına denir. Genel başkanımız depremin ertesi günü İzmir'deydi. Gider gitmez arama kurtarma çalışmalarını aksatmamaya azme dikkat göstererek sahada incelemelerde bulundu. Hastanelerdeki yaralıları ziyaret etti. Vatandaşlarımızın dertlerini dinledi. Yapılması gerekenler hakkında bilgi aldı, bununla ilgili talimatlarını verdi. İzmir Büyükşehir Belediye'mizin çalışmaları hakkında bilgi aldı. İhtiyaçlarla ilgili olarak diğer belediyelerimizle yapılacak çalışmaların koordinasyonuyla bizzat ilgilendi. Depremzedelerin sıkıntılarının anında giderilmesine yardımcı olmak üzere de genel başkan yardımcılarımızı, genel sekreterimizi ve milletvekillerimizi İzmir'de görevlendirdi. Arkadaşlarımızın bir kısmı hala oradalar. Bugün İzmir'de görevlendirilen genel başkan yardımcılarımız ve genel sekreterimiz hazırladıkları ve önerilerini içeren bir raporu basına dağıttılar. Yalan 2. Saraya göre genel başkanımız Kızılay'a vermiş, veriştirmiş. Bu kadarını artık pes bile denmez. Genel başkanımızın son grup toplantısında yaptığı konuşma partimizin internet sitesinde duruyor. İfadeler açık, net. Sadece Kızılay'a da değil, AFAD'a, jandarma arama kurtarma ekiplerine, İzmir Valiliğine, belediyelerimizin kurtarma ekiplerine tek tek genel başkanımız teşekkür ediyor. Yalan 3. Saray Genel Başkanımızın enkaz 5 gündür kaldırılamadı dediğini ve bunu eleştirdiğini iddia ediyor. Genel Başkanımız her fırsatta sahada canını dişine takarak çalışan arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Burada eleştiri söz konusu değil, işlerin devam ettiği anlamında bu sözler söylenmiş. Şimdi bu sözlerden eleştiri çıkartmak, buna enkaz altında çıkarılan minik yavruları dahil etmek olsa olsa siyasi ahlak noksanlığıdır. Peki hakikat bu kadar açıkken saray neden bu yalanları üst üste sıralıyor? Neden bugün İzmir'de yaşananları bir yana bırakıp tarihten kendini aklayacak safsatalar çıkarmaya çalışıyor? Neyin üstünü örtmeye çalışıyor? Tekrarlayayım. Sadece 2020 yılında bugüne kadar dünyada şiddeti 6,5'tan fazla 22 deprem olmuş. Bunun sadece 5'inde can kaybı yaşanmış. Bu yıl depremlerde 202 kişi hayatını kaybetmiş, bunun da 156'sı Türkiye'de. Şimdi soruyoruz, 19 yıldır iktidardayım diyorsunuz, bunu demeyi biliyorsunuz. Peki bunun bu can kayıplarıyla ilgili önlemleri neden almadınız? Paranız mı yoktu? Hayır, vardı. Bu yılın Şubat ayı itibariyle imar affından toplanan para 25 milyar Türk lirası. Bugüne kadar deprem vergisi olarak çıkarılan özel iletişim vergisinden toplanan para da 35 milyar dolar. Nereye gitti bu paralar? Cevap veremeyince ey Kılıçdaroğlu, ey CHP diye atarlanıyor. İzmir'de kim ne kadar kaldı hesabına giriyor. Geçen yıl meydanlarda Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Şu anda devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan var diye barbar bağırıyordu. O zaman neden İzmir'de yok? Önce bunu açıklayacak. İnsanlar enkaz altında canlarıyla uğraşırken arama kurtarma ekipleri bir kişinin daha hayatını kurtarabilmek için savaşırken
devletin başında olduğunu söyleyen, her şeyden sorumlu olduğunu söyleyen kişi koltuğuna otururken ettiği tarafsızlık yeminini de bir kenara iterek partisinin ilk kongrelerinde geziyor. Bebekler enkaz altındayken şarkılı, türkülü sloganları neden susturmuyor da gülümseyerek seyrediyor? Sonra da çekinmeden genel başkanımıza İzmir'de kaç gün kaldığını nasıl sorabiliyor? Her şeyin başı olduğunu söylüyorsa sarayında oturup partisinin il başkanlarıyla sohbet toplantıları yapmak yerine önce deprem bölgesinde her şeyin başı olacak. Sarayın kibirlisi bir de hızını alamayıp 1939 Erzincan depremine kadar gitmiş. Erzincan depremi kendisi doğmadan 15 yıl önce yaşandı. İyi ki Nuh tufanına kadar gitmedi. Zırva elbette tevil götürmez. Erzincan depremi bugün hala dünyanın en büyük depremleri arasında sayılıyor. Savaşın yaralarını yeni yeni sararken dünyanın en büyük depreminin yaralarını da en büyük depremlerinden birinin yaralarını da sarabilen Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden, Kuvayi Milliye'den neşet eden, Kurtuluş Savaşı cephelerinden gelen, Cumhuriyeti kuran kadrolara fatura keserek kendini aklamaya kalkıyor. Ama asıl derdi başka. Her zamanki gibi Atatürk'e laf edemeyince silah arkadaşlarına laf söylemeye kalkıyor. O insanlar cephelerde ülkesi ve milleti için savaştı. Hiçbiri koluna 500 bin avroluk saat takamadı. Hiçbirinin yakınları 50 bin dolarlık çanta taşımadı. Buradan size ekmek çıkmaz Sayın Erdoğan. Buradan size hicap çıkar. Erzincan depreminde neler yapıldığını siz bilmiyorsanız o zaman bakan yaptığınız damadınıza bir soracaksınız. Rahmetli büyük dedesi Erzincan depreminden sonra imar faaliyetlerinde çalışan bir müteahhit. Belki ailesine rahmetli dedemin depremde neler yaptığını anlatmıştır. Eğer anlatmamışsa 1939'da Erzincan depreminden sonra bizlerin dedeleri neler yapmış görmek için 1940'ın başında çıkarılan Erzincan'da ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir olan mıntıkada zarar görenlere yapılacak yardım hakkında kanuna bir bakacaksınız. 81 yıl sonra şimdi size düşen bu kanunla Erzincan depremzedelerine verilenlerden daha fazlasını, çok daha iyisini bugünün teknolojik imkanlarını da dikkate alarak İzmir depremzedelerine vermektir. Evleri yıkılan insanlarımızın daha acıları tazeyken her şeyi devletten beklemeyin, cebinizden biraz para verin diyerek milletimizi üzmeyin. Değerli basın mensupları, adamlıktan bahseden sarayın kibirlisi zavallı dinozorlara göktaşı çarparken CHP neredeydi zırvalarını artık bıraksın. Milletin sesini duysun, milletin derdiyle meşgul olsun. Yönetimleri enkazın altında kaldıkça saray bekçisiyle birlikte evleri yıkılan vatandaşlarımıza suç bulmaya başladı. Bu sadece kamunun imkanlarıyla olacak bir iş değilmiş. Milletin de gerekiyorsa kendisi de üstüne biraz koyarak sağlam bina inşası için harekete geçmesi gerekiyormuş. Bunlar kendilerinin ne yapıp ne yapmadıklarına bakmıyorlar. Vatandaş neden dayanıksız konutlarda oturuyor? Bu insanlar herhalde o evlerde keyiflerinden oturmuyor. İzmir'de depremden saatler sonra enkazdan canlı çıkarılan Ayda bebeğin babası altımızdan fay hattı geçiyor. Ben de lüks yerlerde, kayalıkların olduğu yerde yaşayayım isterim. Ama herkesin imkanı bu kadar diyorsa ona kulak vereceksiniz. 19 yıldır yönettiğim bu ülkede milletim neden bu durumda diye kendi kendinize bir soracaksınız. Vatandaşlarım depreme dayanıksız konutlarda otururken ben neden havuz müteahhitlerine dolarla, avroyla, ballı garantiler verdim diye soracaksınız. Neden faiz lobilerinin cebini doldurdum, neden sarayın itibarından tasarruf etmedim diye bir düşüneceksiniz. Ondan sonra siyasi ahlak bezirganlığına soyunmaya kalkacaksınız. Sevsinler sizin siyasi ahlakınızı. Değerli basın mensupları, bu hafta Ekim ayına ait enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK yine Damat Bey'in Harikalar Diyarı'ndan rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Fakat makyajlı rakamlar bile durumun vahametini gizleyemiyor.
geçen yılın Ekim ayında %7,54 olan bir yıllık gıda enflasyonu 2020'nin Ekim ayında %16,87'ye çıktı. Bu son 14 ayda gördüğümüz en yüksek gıda enflasyonunda artış. Tek bir ayda, bir ay önceye göre domatesin fiyatı %39, kabağın fiyatı %26, salatalığın fiyatı %22, kış vakti giyilecek pardösü kabağın botların fiyatı %20, yumurtanın fiyatı %17, kuru soğan ve taze fasulyenin fiyatı %16, ayçiçek yağının fiyatı da %11 artmış. Bunlar da TÜİK'in makyajlı fiyatları. Vatandaşın yaşadığı gerçek enflasyon ise çok daha yüksek. Devletin resmi rakamlarına artık kimsenin güveni kalmadı. Şimdi bağımsız araştırmacılar bilimsel yöntemlerle topladıkları fiyatları TÜİK'in ağırlıklarında kullanarak hesapladıkları enflasyon rakamlarını yayınlamaya başladı. Enflasyon araştırma grubunun rakamlarına göre Ekim ayında tüketici enflasyonu %2,56. Vatandaşlar da ayın başında ve ayın sonunda alışveriş listelerindeki artışları sosyal medyadan paylaşıyorlar. Vatandaşın yaşadığı enflasyon TÜİK'in söylediğini katlıyor. TÜİK rakamlarıyla emekliye, çalışana kumpas kuruluyor. Merkez Bankası enflasyon raporunda dolar kurundaki artıştan bahsedip gıda grubunda ithal girdi oranı yüksek, bakliyat, katı ve sıvı yağlar gibi kalemlerde yüksek fiyat artışları var diyor. Ama damat bakan halinden pek memnun. Milletin 120 milyar dolarını satıp sonra da dolara bakmıyorum diyor. Atama bakan milletin seçtiği vekilleri ayağına çağırıyor. Ekonomide ki kendi başarı hikayesini anlatıp ama memlekette algı farklı, olgu farklı diyor. Sayın Bakan, algı sizin sözde başarı hikayeniz. Olgu ise milletin yaşadıkları. Sarayın algısı milletin yaşadığı olgudan çok farklı. Vesayet vesayet diye ortalarda dolaşanlar milletvekillerini ayağına çağıran bakana bir bakacaklar. Vesayet arıyorlarsa işte burada. Peki bu saray vesayetinin millete faturası nedir? Değerli basın mensupları, Erdoğan 2 yıl önce 24 Haziran'da siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz diyerek geldiğinde 1 dolar 4 lira 60 kuruştu. Şimdi 1 dolar 8 lira 50 kuruşun üstüne çıktı bugün. Bu yılın başından beri parası dolar karşısında en çok değer kaybeden ülke biziz. Paramızın değer kaybı %30'a dayandı. Brezilya reali aynı dönemde %27 değer yitirdi. Ekonomisi bitik denen Arjantin pezosu %24 değer kaybetti. Söylüyorum, saray paramızı pul etti. Rekabetçi kur, rekabetçi kur derken milli paraların değer kaybını en çok değer kaybettiği ligde rakipsiz ülke haline geldik. Ama ne gam? Damat milletvekillerine kur ekonominin göstergesi değil demiş. Öyle ya, sonuçta ne milletvekilleri ne de millet maaşını dolarla almıyor. Ama Merkez Bankası da söylüyor, bakliyattan bebek mamasına kadar mazot, benzin ve yüz binlerce mala kur arttıkça zam geliyormuş. Bunlar ithalmiş, umurlarında değil. Bir dönem diyorlardı ki, madem ithal edebiliyoruz, madem paramız var sorun yok diyorlardı. Aç kalıyoruz ama rekabet gücümüz artıyor. Vatandaşa bütçeden bir şey yok. Dolarla bütçeden para alan garantili havuz müteahhitleri voleyi vuruyor. Vatandaşa ise sabretmek ve askıda ekmek düşüyor. Ondan sonra da bunları bırakın, 81 yıl önceki Erzincan depremine bakın diyorlar. 2 yıl önce bu ucube rejime geçildiğinde asgari ücretle çalışan bir vatandaşımızın aylık maaşı 342 dolardı. Şimdi 275 dolara düştü. Avrupa'da en düşük asgari ücret bizde. Ama saray diyor ki bunu bırakın. Ne olduğu belirsiz, 2053 hedeflerimize bakın. Ya da 81 yıl öncesine bakın diyor.
İşsizlik zirvede. Bu kurla milli gelirimiz de bu yıl 600 milyar dolara düşecek. Oysa 2013 yılında gelirimiz 1 trilyon dolara yaklaşmıştı. Saray, bunu aldırmayın. 2071 yılında neler neler olacak ona bir bakın diyor. Dünyada ekonomiyi 19 yıldır yönetip 13 yıl geriye götüren, buhrana sokan, sonra da çıkıp 81 yıl önce olan ve hala dünyanın en büyük depremleri arasında sayılan Erzincan depremini eleştirmekten medet uman ya da 33 yıl sonrasına, 71 yıl sonrasına randevu veren, ondan sonra da başarılı olduğunu iddia edebilen tek hükümet bizde. Daha bundan birkaç yıl önce asgari ücretin ülkede ortalama ücret haline gelmesini eleştiriyor, çalışan yoksulluğuna çözüm arıyorduk. Bu yılın Eylül ayı itibariyle 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2448 lira. Yoksulluk sınırı 7973 lira. Ama artık asgari ücreti bile bulmak mesele. İnsanlar bırakın aylık 2324 lira asgari ücreti, bu hükümetin elinde zorunlu izne çıkarılıp günlük 39 lirayla hayata tutunmaya mahkum ediliyorlar. Bütün dünya salgında işleri ve işçileri korumaya kafa yorarken saray salgının arkasından dolanıp koronayı fırsata çevirmeye, esnek çalışma diyerek bir torba yasayla emekçilerin kazanılmış haklarının üzerine yatmaya çalışıyor. Getirilen düzenleme özellikle 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için iş güvencesini, kıdem ve ihbar tazminatı hakkını ortadan kaldıran, emekçinin emeklilik hakkını elinden alan, güvencesiz çalışmanın kapılarını sonuna kadar açan bir düzenleme. Sendikalar yurdun dört bir yanında ayakta. Konfederasyonlar ortak bildiri yayınlıyorlar. Biz de işçi konfederasyonu, işçi sendikaları konfederasyonlarının yanındayız. Böyle bir yasayı kabul edemeyiz. Değerli basın mensupları. Saray milleti görmüyor. Sesini duymuyor. Bunu sarayın kibirlisinin parti örgütüne verdiği mesajlardan, genç yaştaki parti yöneticilerinin sosyal medyada sergilediği lüks yaşamlarından, hükümeti eleştiren vatandaşlara köpekler diye hakaret eden AK Partili milletvekilinin halinden biliyoruz. Milletimizin derdi gırtlağı açtı. Bu ülkeye laf dalaşı değil, çözüm gerekiyor. İçinde bulunduğumuz buhrandan çıkabilmek için ülkede ve ekonomide yitirilen güveni yeniden sağlamak gerekiyor. Bunun için de yeni kadrolara, yeni kurumlara ve yeni kurallara ihtiyaç var. Ülkemizin ayağa kalkabilmesi için üç şeyi bir arada yapmamız gerekiyor. İlki, ehliyetli, liyakatli kadroların elinde, uyum içinde çalışan, kurumsal altyapısı güçlü, ekonominin tüm aktörleriyle istişareye açık bir yönetimi sağlamak. İkincisi, ayakları yere basan, etrafında mutabakat sağlanmış, yapısal reformlarla güçlendirilmiş, üreterek zenginleşmeye dayanan, yükü ve refahı adil dağıtan bir ekonomik program gerekiyor. Üçüncüsü de kuvvetler ayrılığının, denge ve denetimin yeniden sağlandığı yeni ve güçlü bir parlamenter demokrasiye geçiş gerekiyor. Metal yorgunu olan bu mevcut yönetimin bunu becermek için ne gücü ne de niyeti var. O yüzden diyoruz ki milletimiz yaptıklarınızı görüyor, notunuzu veriyor. Önüne gelen ilk sandıkta, sabırsızlıkla beklediği ilk sandıkta sizleri evinize göndermek, bu işleri yapacak Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarına emaneti teslim etmek için gün sayıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim, bize yönlendirilen sorular var. Öncelikle Halk TV'nin sorusundan başlıyorum. İlk soru şöyle Halk TV'nin. Kandilli Rasathanesi'nin İzmir için tsunami uyarısı verdiği halde AFAD'ın İzmir'e bu uyarıyı geçmediği ortaya çıktı. Siz bu konu hakkındaki görüşünüz nedir? Böyle bir şey varsa bu tabii çok vahim bir hadisedir. Ve bu çerçevede sorumlular hakkında gerekli tahkikata hemen başlanması gerekir.
Efendim Halk TV'nin diğer sorusu da şöyle. İzmir depremi sonrası Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2005 yılında o zamanın Başbakanı Erdoğan'a sunduğu hiç bilinmeyen deprem raporunu açıklamıştı. CHP bu deprem raporu üzerinde bir güncelleme yapıp bunu kamuoyuyla paylaşacak mı? Evet. Efendim Artı TV'nin soruları var. Artı TV'nin ilk sorusu. İzmir depreminin ardından iktidar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını görmezden geldi. İktidara yakın medya kuruluşları Başkan Tunç Soyer'in açıklamalarını dahi vermedi. Sizin bu konuyla ilişkin yorumunuz ne olacak? Mevcut hükümet bizim son mahalli idare seçimlerinde büyük şehirleri kazanmamızı bir türlü içine sindiremedi. O günden bugüne bizim büyükşehir belediyelerimizi görmezden gelmek için büyük çabalar sarf ediyor. Depremde böyle, pandemi sürecinde böyle, diğer konularda böyle, hatta gelirlerini de kesmeye çalışıyor. Yaptıkları işlerin bir kısmını kendine devralmaya çalışıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Milletimiz, bizim belediyelerimizin, bizim belediye başkanlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın neler yaptıklarını görüyor, onların yanında yer alıyor, Allah razı olsun diyor. Efendim Artı TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. ABD'deki başkanlık yarışı devam ediyor. Özellikle iktidara yakın medya kuruluşları Trump'ı destekler nitelikte yayınlar yapıyor. Üstelik Trump'ın başkanlık dönemi boyunca Erdoğan ile ilişkileri çok gergitli olmuştu. Hatta bir mektup yazıp Erdoğan'a hakaretler etmişti. Şimdi siz bu dönüşümü nasıl yorumluyorsunuz? Yok, iktidarın ya hükümetin ve ona yakın havuz medyasının Trump'a karşı bir muhabbeti olduğu doğru. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye büyük bir devlet. Türkiye bölgesinde çok önemli ülkelerden bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin NATO ittifakı içinde ortaklarından, müttefiklerinden bir tanesi. Dolayısıyla ne Amerika Birleşik Devletleri ile ne de başka bir ülkeyle aramızdaki ilişkiler şahıslara bağlı kalamaz. Nüans farkları olur şahıslara bağlı olarak. Ama bizim aramızdaki ilişkiler kurumsal ilişkilerdir ve sonuçta yönelmesi gereken mecraya yönelir. Sonuçta bizim ortak paylaştığımız, NATO müttefiklerimizle paylaştığımız ortak değerlerimiz vardır. Efendim Yol TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Başta 25 yaş altı ve 50 yaş üstü milyonlarca çalışanı etkileyen bir torba yasa içerisinde sunulan esnek ve kısmi çalışma düzenlemesinde geri adım atılmazsa meclisten geçmesini engellemek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir planı olacak mı? Şimdi tabii bu yasayla ilgili olarak şunu söyleyelim. Üç büyük konfederasyon bu yasaya karşı. Üç büyük işçi konfederasyonu bu yasaya karşıysa, bu düzenlemeye karşıysa Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de buna karşıyız. Ama bize ilginç gelen husus AK Partili milletvekillerinin de bunda kıdem tazminatının iptali var mı, hakların ihlali var mı gibi bir takım soruları sorması. Çok açık söyleyeyim. Bu yasanın meclisten geçmemesi herkesin yararınadır. Bu yasa toplumsal huzuru bozar. O nedenle bu yasanın meclisten geçmemesi için tabii ki biz elimizden geleni yapacağız ama ben yine de iktidar hükümet cenahında aklı seliminin bali olacağı ve bu konuda bu yasada bu hükümlerin, bu yasa içindeki bu hükümlerin geri çekilmesi için gerekli adımların atılacağı kanaatindeyim. Efendim, ülkede bu kadar sorun varken, dolar 8,5 lirayı aşmışken, avro 10 lirayı aşmışken, bir sosyal huzursuzluk, hem de bir torba yasanın içinde 2-3 tane maddeyle bir sosyal huzursuzluk yaratmanın, insanları daha fazla umutsuzluğa sürüklemenin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Efendim Halk TV'nin bir diğer sorusu şöyle. Halk TV canlı yayına katılan İş Bankası eski yönetim kurulu üyesi Müslüm Sarı, Atatürk'ün hazineye devredilen hisseleri için Atatürk'ün vasiyeti açıkça ihlal edildi, Türkiye'de miras hukuku tehlikeye girdi dedi.
CHP Genel Merkezi'nin bu konu hakkındaki görüşü nedir? Müslüm Sarı değerli bir arkadaşımız. Parti meclis üyemiz. Bu çerçevede kendisinin tespitleri önemlidir. Sayıştay denetçilerin de bu konuda tespitleri var. Özellikle İş Bankası'ndan, İş Bankası temettülerin bizim dil ve tarih kurumlarına gönderdiğimiz temettülerin, İş Bankası üzerinden gönderdiğimiz temettülerin tek hesaba alınmasından çok o tek hesaptaki faizlerin hazineye kalmasının Atatürk'ün mirasına uygun olmadığını, miras hukuku çerçevesinde arzulanana uygun olmadığını onlar da söylüyorlar. Bu nedenle arkadaşımızın açıklaması mühimdir. Bu konuda Sayıştay'ın da değerlendirmeleri vardır. Biz de bunların takipçisiyiz. Efendim son olarak Hürriyet Gazetesi tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV'de katıldığı yayında sarayın Millet İttifakı'nı bölmek için ittifak içinden bazı kişilere para verilerek ayrı parti kurdurma çabası içinde olduğunu söyledi. Daha sonra kastedilen kişinin Muharrem İnce olmadığı açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun öne sürdüğü iddia ile ilgili saraydan para alıp parti kurmak için harekete geçen bir kişi var mı? Varsa kim? Bu iddianın muhatabı olan parti Cumhuriyet Halk Partisi mi yoksa ittifakın diğer ortakları mı kastediliyor? Dün Özgür Özel Grup Başkan Vekilimiz bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. Benim bunlara ilave edeceğim herhangi bir şey yok.